Merhabalar, hepiniz sayfama hoş geldiniz. Benim bugün, bu sabah daha doğrusu, Douglas'tan box geldi. Douglas Beatbox. Tabii ben bunu açtım. Sizin için paketi göstermek adına bir daha kapattım ben bunu. Şimdi resmen şöyle bir kutuyla geliyor. Böyle büyük bir kutu. Ve ondan sonra ben böyle heveslini açıyorum. Ve bu sefer bakmadım internetten box'ta neler varmış diye kutuda. Böyle mavi çöp çıkıyor. Çöp atıyorsunuz. Ondan sonra kutu. Yine her zamanki gibi minik bir tane çanta. Hemen bunu da buraya koyabilirim. İşte fatura falan. Kutuyu kaldırıyoruz. Şimdi gelelim kutuda bu ay neler vardı. Ya şöyle söyleyeyim, çok memnun kalmadım. Ben her seferinde böyle diyorum. Sonra diyorum ki ben bu kutuyu iptal edeceğim diyorum ve yine iptal edemiyorum. Yine merak ediyorum çünkü bir dahaki ay ne gelecek diye. Şimdi nereden başlayayım? Oje'den başlayayım. Bir tane oje geldi. Zaten hepsi yazıyor şurada. Ay. Gelenlerin hepsi yazıyor. Hep söylüyorum ya, gelen ürünlerden bir tanesi hep orijinal boyutta geliyor. Bu sefer orijinal boyut olan ürün Anne Yake'nin, bilmiyorum doğru söylüyor muyum. Şöyle bir daha göstereceğim. Evet, ışık hiç iyi değil. Fark etti mi acaba? Fark etti herhalde. Neyse, devam ediyorum. Orijinal boyut. Bu sefer Anne Yake'nin highlight'ı. Highlight artı fırçasıyla beraber benim geçen de klinikten aldığım concealer'a çok benziyor. Şöyle bir şey, orijinal boyut 1,7 mililitre içeriği var. Hemen açıyorum. İçinde de kağıdı var. Neyse, çok uzun yapmayayım. Göstereyim hemen şöyle. Ben denedim bunu tabii ki. Denedim. Çok beğendim mi? Yani fena da değil. Göstereceğim de size. Yok, tam göstereceğim. Çimrilik yapmayayım hadi. Böyle bir aydınlatıcı. Yani bilmiyorum. Neyse, Türkiye'ye gittiğim zaman artık kardeşlerimden bir tanesine hediye olur herhalde. Aynen, paketine geri koyuyorum. Ya da denerim, baktım beğendim, size mutlaka haber veririm. Hiç merak etmeyin. Ay neyse, kutusunda kalsın. Ben kullanmayacağım şeyi kutusunda tutuyorum. Kullanacaksam zaten. Ondan sonra bir adet oje geldi. Essie'den. Şunu da söyleyeyim. Ben bu renk ojeyi sevmiyorum. Bilmiyorum, kendi ten rengime de pek yakıştırmıyorum. Sevmedim. Nasıl duruyor bilmiyorum ama yani sizde nasıl bir izlenim ya da görünüm veriyor bilemiyorum. Ben o kadar beğenmedim. Yalnız ışık vurduğu için çok kötü durmuyor ama normalde gün ışığında olan bu renk, ne bileyim ben. Biraz uçları gitti yani. Hemen sabah ilk geldiğinde hemen zaten sürdüm. Numarasını da söyleyeceğim. Bulursam. Ben ilk defa bunu kullanıyorum. 698 Mink Muffs diye bir şöyle göstersem daha iyi olacak. Dediğim gibi ilk defa Essie'nin ojesini kullanıyorum. Fırçası nasıl? Fırçası gayet normal, basit, hiçbir özelliği olmayan. Hatta Flormar'ın uçlarına da benzettim ince olarak. Çok amşan bir ürün değil bence. Bence. Bakalım, belki renge alışırım ben başta. Çünkü bazı şeylere ön yargılı oluyorum. Ama sonradan beğenme oluyor bende. Belki öyle olur. Ama bu, biliyorum bir dönem herkesin tırnağındaydı bu. Hatta küçük sırlar vardı. Küçük sırlarda tabii aylar önce bitmeden baya bölüm önce herkesin tırnağında bu renk vardı. Sonra Flormar çıkardı bu renge yakın. Onu da biliyorum. Ama ben hiç yani para verip hadi ben bu rengi alayım diyeceğim bir oje değil benim için. Neyse. İkinci ürünüm buydu. Üçüncüsü bir shower gel. Banyo duş jeli. Doğrusu banyo jeli. Bir parfümün anladığım kadarıyla duş jeli. Ama ürünü tanımıyorum. Bu markayı da bilmiyorum. Belki hiç kullananlar vardır ama ben tanımıyorum. Boyutu da gayet güzel. 75 mililitre, neredeyse 100 mililitre. Hiç fena değil. Ama bakalım, daha henüz denemedim. Artı Kings and Queens diye bir marka yine. Ballı shower gel. Duş. Ya kokusuna bakabilirim ama en azından. Gerçekten bal. Aa, çok güzel bal. Kokusu çok güzel.
Bayağı artık zaten duş jellerin coşmuş vaziyette ama kullandığım için her zaman. Şimdi yine Veleda'dan. Veleda söylemiştim size de, doğal kozmetik markası. Çok severek beğenerek kullanıyorum zaten ben bunu kendimde. Bunun el kremleri vardı bende. Hatta bebeğimi kullanıyordum. Popo için, yara, pişikler için çok ideal bir krem. Ve doğal olduğu için fazla kimyasal katkı maddeleri falan da yok. Bu da nesi? Nemlendirici, düzleştirici, cildi düzleştirici bir krem. Denedim tabii ki. Mis gibi kokuyor. Gül kokulu zaten. Wild Rose'ı. Güzel, gerçekten güzel. Kokusu çok hoş. Tabii ki belirli bir süre sonra cildi hani yarayıp yaramadığını bir şey diyemem ama nemlendirme konusunda şu anda cildimde var. Sabah dediğim gibi sürdüm. Ben hemen sürdüm her şeyi. Denedim. Gerçekten güzel. Fiyatını bilmiyorum. Orijinal fiyatları nedir? Alınır mı? Değer mi? Onu bakıyorum şu anda da. Neyse. Evet, güzel. Evet, Douglas Beautybox'tan kutum buydu. Ürünlerim bunlar. Şimdi bunu da artık bilmiyorum. Bir iki kere daha süreyim. Ondan sonra baktım memnun kaldım. Tamam kalır ama kalmazsa memnun eğer hediye vereceklerim arasına gidecek. Şunu şuradan alayım. Şunlar da buraya yerleşsinler. Şimdi efendim iki firmayı çarpıştırayım birbirine. Şimdi geçen de ne geldi bana? Pipa'dan kuponum geldi. Kupon defteri. Yani bu kupon defterini bir kere anlatmıştım aslında. Bunda ürünlerin minik test versiyonları geliyor. Bana zaten bunu Nesrin vermişti. Bu sefer kendi kuponumla gittim. Kendi kuponumla aldım. Hatta neyim var buradan bir de? 5 euro çekim var. Diyebilirsiniz ki 5 euro çek. Neye yarayacak? Bir dakika. 5 euro çekimi arıyorum biliyor musunuz şu anda? Niye görmüyorum ben 5 euro çekimi? Bir saniye. Sakin sakin bir daha bakacağım. Bu bir dakika. Beat Fashion. Lifestyle Wellness. Tamam. Bu burada. Neyse kesin çantamdadır herhalde. Bir yerde unuttum kesin ya da. 5 euro'da çekim vardı. Ürünlerden ne geldi bana? Lancôme'un Teresa'dan Midnight Rose. Ya kokusunu çok beğendim. Hatta nasıl bir şey biliyor musunuz? İlk bir fıs yapıyorsunuz. İlk sıktığınızda bir koku var. Allah'ım ona bayıldım bittim. Ne olduğunu çıkaramadım. Bir dahaki gittiğimde soracağım. İlk sıktığımda hemen bir koku yayılıyor. Onun içindeki o şeye bayıldım. Ne kokusu var? Yani tamam gül var. Onu biliyorum da. Bakıyorum şimdi içinde anlayabilir miyim içinde olanları. Sitral, sitroner. Tamam. Limon var yine. Ya her şeyde limon koyuyorlar zaten. Ben de limon olunca zaten o ferah kokuya bayılıyorum. Neyse, bir tane bu. Sevdim kokusunu. Bunu hiç daha denemedim. Hadi deneyeyim mi? Şunu da deneyeyim. Bu arada makinem bitirdi. Kurutucuya çamaşır atmıştım. Bu idare eder. Çok favorim olacak bir koku değil şu anda benim. Ay. Kötü koku değil. Kötü değil parfüm. Ama çok benim favorim olacak bir parfüm değil. Hemen etkilemedi daha doğrusu. Ay bu çok ilginç ya. Ben bunu çıkaramadım neyin nesi. Şimdi size açayım. Klinikten Aromatik Elixir diye bir ürün. Parfüm spreyi diyor. Ya yalnız şöyle göstereyim. Şu arka tarafa. Arka tarafı bir şey tutmak her zaman iyi oluyor da. Düz bir şeydi her zaman bulamıyorum. Bir de dergi de verdiler. Onu da bu arada söyleyeyim. Onu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Yine bu defterin içinde bana ait olan yani benim üye olduğumdan dolayı hakkım olan bir dergi. İşte yeni çıkan ürünlerle ilgili var. Röportajlar şu bu falan. Yani yine bize dair. Evet bu var. Şimdi tekrar şuna döneyim. Ya bunu ben çıkaramadım bunun ennesi. Bu çok ağır bir kokusu var bunun. Yani hacı kokusu gibi bir kokusu var. Aman yarabbim bunu. Yani sevmedim kokusunu. Benlik değil, çok ağır, çok ağır. Şu renginden rengi gibi. Mesela ben yıllar önce, bundan yıllar önce Jop diyorlar burada. Jop'un Leben kullanmıştım. Allah'ım berbattı. Sanırım ağır tütün müydü neydi? Bu da galiba aynı şekilde. Zaten ağır kokuyor o zaman bunlar. Ve şu renk zaten parfümler beni çekmiyor. Gerçekten bana hitap etmiyor. Çok ağır bir kokusu oluyor. O yüzden bunun kokusunu sevmedim. Ama dursun bakalım. Versace Yellow Diamond. Bunu artık geçen videoda tanıtmıştım. Çok güzel bir parfüm.
Parfümü çok güzel. Ben de biliyorsunuz vücut losyonu da vardı bunun. Pardon, duş. Duş jeli. Çok harika bir koku. Yani o limonun ferahlığı size çok güzel bir şekilde yansıyor. Özellikle böyle bunaldığınız zaman falan sıkın koklayın. Misler gibi. Ve en son Escada'dan şöyle bir şey. Bundan bana yine sağ olsun Nesrinciğim vermişti daha önceden. Ve ben bundan bitime toka yapmıştım. Bundan nasıl toka yaptım? Nasıl toka yaptım? Şöyle söyleyeyim. O saçına takma yerini şuraya getirdim ve bu saçından böyle sarkıyor. Şöyle minik minik detayları var. Çok da şeker bir şey aslında. Rengi çok tatlı özellikle. Şöyle göstereyim. Çok cici bici bir şey. Cep telefonuma takmak için zaten bunu söylemeye gerek yok sanırım. Yani değiştiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.